Herkese merhaba. Ben Özgür Çetin. Bugün sizler için hemen elimde tutmuş olduğum şu Dolly Slider'ı inceleyeceğim. Ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey ve örnek videolar inceleme videomuzda hep beraber izliyoruz. Slider'lar özellikle videolarda çok işimize yarayan yardımcılarımızdan bir tanesi. Bir video çekimi sırasında aslında birçok farklı cihaz kullanıyoruz biz bu tarz video üretenler. Bunların bir kısmı aydınlatma için, bir kısmı ses için, bir kısmı görüntünün sizlere daha iyi ulaşması için kullandığımız ekipmanlar. Bunların tabii ki fiyatına göre, özelliğine göre farklı farklı varyasyonları, çeşitleri bulunuyor. Örneğin işte elimde tutmuş olduğumuz bu slider aslında temelde üzerinde tekerlek bulunan ki genelde 4 tekerlek olur. 1, 2, 3, 4. Ve bunu bir gerek düz bir zeminde kullanırsınız. Üzerinde bir video kamera veya fotoğraf makinesi de koyulabilir. Video çekebilen herhangi bir cihaz. Cep telefonu da olur, fotoğraf makinesi de olur, video kamera da olur. Bu şekilde böyle hareket ettirdiğimizde videoda da görüntüde de yumuşak bir hareket olmuş olur. Şimdi bu ürünü sağ olsun benim bacanak yaptı ki onun da ismi Özgür bu arada. Benimle aynı isme sahip. Bacanan bu tarz böyle şey işlerinden çok iyi derecede anlıyor. Hatta öyle bir yerde çalışıyor zaten bir fabrikada. Benim için ben ona böyle bir ürün göstermiştim. Bu arada bu tarz ürünler internette fazlasıyla var. 50-60-70 liradan başlıyor fiyatları. Özelliğine göre, fonksiyonlarına göre işte bazıları motorlu da olabiliyor bu arada bunların. 150, 200, 300, 500'e kadar çıkabiliyor. Hatta bazı sliderlar belli bir eksen üzerinde bir demir boru şeklinde bir sistemle olur. Onun üzerinde de hareket edebilir. Ama benim buradaki kullandığım ürün Dolly Slider dediğimiz tekerlekli. Aslında basitçe bir hani yumuşak bir tekerleğin üzerinde kayan bir sistem. Sağ olsun ben bacana baldızımın eşi oluyor kendisi. Bir örnek göndermiştim internetten. O da sağ olsun ona bakarak birebir aynısını yapmış. Hakikaten helal olsun diyorum. Nasıl yapmış? Ortada bir tane. Hemen şöyle çıkartayım. Şöyle uzatayım bakın. Şurada görüyorsunuz. Kelebekli bir vidamız var. Bu vida 1/4 inç dediğimiz asıl standart kamera bir bağlayabileceğimiz ya da işte ball head de olabilir. Yani bir kafa da bağlayabiliriz buraya. Şöyle bir şişeye sahip. Yuvaya sahip. Bunu böyle bu somunu ekstradan takmış sağ olsun. Artı şöyle bir şey de yapmış yine sağ olsun. Yani kamerayı buraya takacağız biz. Temel hareketimiz bu. 2 adet önde, 2 adet de arkada ya da ön arka, arka ön fark etmez. Çünkü bunun bir önü bir arkası yok. Her iki tarafta önü ve arkası olabiliyor. Döndürülebilir. Yine burada da bir şu an şöyle yakınlaştırayım. Bakın şurada da şöyle yapayım ki görün rahatça. Mekanizmamız var. Yine kelebek bağlantımız var. Şimdi bunu böyle yaptığımızda bakın ne oluyor? Bu tekerleğin açısını değiştirebiliyoruz. Açı değiştirince ne olacak peki? Görüntüyü, videoları kaydederken şöyle bir dönecek. Yani bu eksen etrafında veya ortaya koyduğumuz bir cismin videosunu çekerken bunu döndürmüş olacağız. Benzer şekilde arka tekerlek de yine aynı veya ön tekerlek fark etmez. Aynı mekanizmaya sahip. Tabii ben bunun burada nasıl yapıldığını anlatmıyorum çünkü bu bayağı teknik bir iş. Yani bacanak bile anlatsa elinizdeki bazı ekipmanlar olmasa yapamazsınız. Bunu söyleyeyim. Yapılmayacak kadar zor bir iş değil ama birazcık ekipman ve biraz da anlamak gerekiyor. Şimdi tekerleklerini düzelteyim. Tekrar eskerine getireyim. Tekerlekleri de ismini söylemişti ama endüstriyel plastikten yapmış yine kendisi. Bakın böyle. Şu an dönüyor. Bu şekilde şöyle hareket ettirdiğimiz zaman videolar yumuşak bir şekilde kayıt oluyor. Zaten ben de bunun örneklerini yine bu videonun çeşitli yerlerine bu cihazla çekilmiş örnek videoyu yine koyacağım. Hem bunu çekerken nasıl çektiğimi göreceksiniz hem de örnek videoda görmüş olacaksınız. Siz de deneyebilirsiniz bu arada bunu. İlla bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi 50-60 liraya alabiliyorsunuz. Çin'den getirtiyorlar. Türkiye'de de var. 80-90 birazcık kar koyup satıyorlar Türkiye'de haliyle. 100 lira, 150 liraya artık ne koparsa satanlar var. Çin'den de işte Banggood'dan, AliExpress'ten falan da Dolly Slider yazınca çıkacaktır. Göreceksiniz zaten. Bir iki örnek linkini de atarım ben hatta videonun altına. Siz de isterseniz yine oradan arasınız. Basit bir şey bu.
Yani bir eksende hareket etmesi gerekiyor. En önemli şey şu, ama buna dikkat edin. Tekerleklerin çok böyle hani yumuşak ve geçişinin çok sert olmaması gerekiyor. Önemli şey bu. Çok böyle tıkır tıkır olursa videonuzda ne yazık ki o tıkırtıyı böyle hissedersiniz. O yüzden biraz daha böyle yumuşak tekerlekli bir şey seçmeniz lazım. Genelde bu tarz ürünlerde, burada burası yine gevşemiş. Genelde bu tarz ürünlerde ağırlıklı olarak skater dediğimiz o kaykay tekerlekleri tercih ediliyor. O yüzden onların plastiği daha yumuşak ve milli oldukları için, rulmanlı daha doğrusu, rulmanlı oldukları için daha yumuşak bir hareketi sağlanmış oluyor. Aslında kolay bir ürün, basit bir ürün. Siz yapabilirsiniz bir kabiliyetiniz varsa bu konuda. Az çok anlıyorum bu işlerden diyorsanız. Yok ben uğraşamam abi, ben bunlarla vakit kaybedemem. Sen bana hazırını ver derseniz, dediğim gibi internette falan şurada burada var, satılıyor her yerde. Sahibinden.com'da, N11.com'da falan bulabilirsiniz. Ya da Çin'den de getirtebilirsiniz, bir 15-20 gün beklerim derseniz. Gayet de güzel yumuşak videolar, böyle seri ve hareketli, böyle güzel şekilli videolar çekebiliyorsunuz. Anlatması benden, uygulaması, işte hayata geçirmesi vesairece sizden diyelim. Videomu burada son verirken, gerek bu video ile ilgili gerekse diğer videolarımla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştirilerinizi bu videonun altına ya da diğer videoların altına yazabileceğinizi söylüyorum. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, Twitter'da bulunuyorum. Gmail adresimi de yine açıklama kısmında veriyorum. Sormak istediğiniz bir soru olsa Gmail adresimi de gönderebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni videolarla, yepyeni anlatımlarla, ki ipucu vermiş olayım, otomobille gibi video gelecek. Önümüzdeki hafta bu videoyu bekleyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.